Arkadaşlar merhabalar, iyi akşamlar. Sesim var mı? Ses, görüntü, slide yansıyor mu? Tamamdır. Arkadaşlar bugün sizlerle sosyal bilimler ÖABT kapsamında yeni YÖK müfredatına uygun olarak siyaset bilimi, özellikle arkadaşlar antropoloji ve medeniyet tarihi, bilim tarihi, bilim teknoloji ve toplum gibi konu başlıklarından çıkması muhtemel sorular üzerinde biraz konu tekrarı, biraz ayrıntı, biraz soru kalıbı benzetmeleri nasıl olabilir, nasıl gelebilir diyerekten bir ders yapacağız. Tekuzem'in sizlere sunmuş olduğu bu ücretsiz dersi arkadaşlar, bendeniz Sosyal Bilgiler ÖABT Yan Alan ve Alan Eğitimi Öğretmeni Melik Zengin olarak sizlere yardımcı olmaya çalışacağım inşallah. Ses, herkeste mi yok? Elif öğretmenimin sesi yokmuş Enes Bey, bir yardımcı olabilir miyiz? Ses var. Tamamdır. Tamamdır. Evet, hazırsanız başlayalım öğretmenlerim. Arada bir öksürebilirim. Yoğun ders temposu artı il dışı hava değişikliğinden dolayı ufak bir öksürük problemim var. Kusura bakmayınız şimdiden. Evet arkadaşlar, siyaset bilimiyle başlayacağız. Platon'un bir açıklaması var. Bu düzen görünüşte düzenlerin en güzelidir. Türlü renklerle boyanmış bir kaftan gibi değişik insanları bir araya toplayan bu devlet de göze hoş gelebilir. Alaca, bulaca şeylerden hoşlanan çocuklarla kadınlar gibi birçok kimseler de en güzel devlet budur diyebilir. Ama bu devlette bir düzen arayıp bulursan ne mutlu sana. Çünkü özgürlük olduğu için bütün düzenler vardır orada diyor. İşte Platon, özellikle öğretmenlerim, bu açıklaması ile bizlere hangi yönetim biçimini tasvir ediyor sizce? Arkadaşlar baktığımızda Platon, Antik Yunan'da özellikle siyasal sistemler üzerine ilk çalışmaları yapan isimlerin başında geliyor. Kendisi Devlet adlı bir kitabın yazarıdır ve özellikle öğretmenlerim, Platon burada 3 sınıftan bahseder. Askeri sınıf yani koruyucular, yönetici sınıf yani filozof krallar ve de üretici sınıf yani çiftçi ve zanaatkarlardır. Burada özellikle ahenkli bir toplum modeli için herkesin kendi üzerine düşen görevi yapması gerektiğini ister. İşte Platon, özellikle öğretmenlerim, devlet yönetimi noktasında siyasal sistemleri tanımlarken özellikle demokrasiyi yukarıdaki şekliyle bizler için tanımlıyor öğretmenlerim. Lütfen dikkat et. Platon'a göre demokrasi iyi yönetimlerin en kötüsü, kötü yönetimlerin de en iyisidir. Bu sebepten ötürü Platon demokrasiyi aslında çok da benimsememektedir. Benzer bir şey Aristoteles özellikle iyi yönetim olarak politiği, bunun kötü ve yozlaşmış şekli olarak da demokrasi adıyla karşımıza koymaktadır. Lütfen dikkat. Peki diğer seçeneklerde yazan kavramlar bizlere neyi anlatıyor? Öğretmenlerim, aristokrasi. Özellikle antik Yunan çağında cumhuriyet yönetimlerinin noktasında aristokratik cumhuriyetlerin olduğunu biliyoruz. Ve aristokrasi öğretmenlerim soyluların yönetimidir. Timokrasi, şan ve şerefe düşkün olanların yönetimidir. Oligarşi, özellikle öğretmenlerim, lütfen dikkat, bir grubun, zümrenin ya da sınıfın yönetimidir. Aristo'ya göre eğer aristokrasi bozulursa oligarşi olur. Yine lütfen dikkat, monarşi, tek kişinin yönetimidir. Bu tek kişi eğer batıdaysa kral, imparator, sezar, doğudaysa halife, sultan, padişah, İslamiyet öncesindeyse han, hakan, kahan gibi arkadaşlar ünvanlar almaktadır. Lütfen dikkat ediniz. Bizler için önemlidir. Bu açıdan baktığımızda özellikle öğretmenlerim, sorumuzun doğru cevabı Diyarbakır seçeneğidir. Platon'da özellikle öğretmenlerim
Şu iki benzetmemi lütfen unutmayınız. Filozoflar kral, krallar filozof olmalıdır sözü Platon'a aittir. Yine özellikle arkadaşlar, özellikle iyi yönetimlerin en kötüsü, kötü yönetimlerin de en iyisi demokrasidir diyen yine Platon'un ta kendisidir. Özellikle öğretmenlerim, Platon faşizmin dayanak noktasıdır. Platon teknokrasinin dayanak noktasıdır. Platon meritokrasinin de dayanak noktasıdır. Özellikle öğretmenlerim, faşizm deyince karşımıza elitler, üstün özellikleri olanlar gelecek. Meritokrasi deyince arkadaşlar karşımıza özellikle arkadaşlar meritokrasi deyince liyakat gelecek. Özellikle öğretmenlerin meritokrasi için günümüzde geleceğin yönetimi diye bir benzetme yapılıyor. Lütfen dikkat. Bir de öğretmenlerim özellikle teknokrasi denilen bir yönetim boyutu var. Bu da işin tekniğini bilenlerin yönetimidir arkadaşlar. Lütfen dikkat. Her üçünün arkadaşlar kökeni kime dayanır? Platon'a dayanır. Lütfen dikkat ediniz. Bizler için oldukça önem arz eder. Haberiniz olsun. Canlar, birinci siyaset bilimi sorumuz böyleydi. Bir soru üzerinden sizlere hemen hemen bir konu başlığını tekrar etme fırsatı bulduk. İkincisi, Anglo-Amerikan hukuk sisteminde metinselcilik olarak ifade edilen bu yorum türü ya da yöntemi, hukuku uygulama faaliyetiyle hukuku yaratma faaliyetinin birbirinden ayırt edilmesi girişimine dayanır. Hükmün ifade şeklini, kelimelerin sözlük anlamlarını, metin içerisindeki yerleri, cümlelerin yapısı gibi hususları esas alan bu yorumun amacı, dil bilgisi ve gramer kurallarının da yardımıyla sözcüklerden oluşan hukuk kuralının anlamını bilmektir. Dolayısıyla sözcükler normun anlamını da bulmada birinci dereceden en önemli veridir. Bu yorum faaliyeti kapsamına giren arkadaşlar bir diğer husus da hükmün düz ve zıt anlamını bulabilmektir. Lütfen dikkat. İşte söz konusu yorumda. Lütfen dikkat et. Hükmün ifade şeklini, kelimelerin sözlük anlamını, metin içerisindeki yerlerini diyorsa öğretmenlerim, lafsi yani sözel yorum söz konusudur. Tarihi yorumda arkadaşlar, tarihi yorumda yorumun yapıldığı dönem koşulları göz önünde bulundurulur. Sistematik yorumda arkadaşlar özellikle kanun metninin hukuk sistemi içindeki yerine bakılır. Gayi yorumda amaca bakılır, zaten amaçsal yorum denilir. Bir de yargısal yorum var ki yargı kurumlarının yani emsal kararların ne anladığıdır, mahkemelerin ne anladığıdır. Lütfen dikkat ediniz öğretmenlerim. Bizler için önemlidir. Özellikle yorum tür ve yöntemleri geçmiş dönemlerde sosyal bilgiler ÖABT ve KPSS GK boyutu üzerinden geldi. Bir de burada dikkatinizi çekeceğim bir yorum türü vardır. Yasama yorumu arkadaşlar. Yasama yorumu 1924'te vardı. 1961'de kaldırıldı. Kaldırıldı. Yine öğretmenlerim özellikle 1982'de de yok. Yasama makamı meclistir. Arkadaşlar kanun koyucunun yorumdan ne anlaşılması gerektiğini belirtmesine yasama yorumu adını veriyoruz. Bu yorum türü de öğretmenlerim geçmişte uygulandı fakat şu an için uygulanmıyor. Lütfen dikkat ediniz. Yine İdari yorum denilen bir yorum var arkadaşlar. İdarenin ne anladığıdır. Lütfen buna da dikkat ediniz. Bir de bilimsel yorum var. Bilim adamlarının doktrin, öğreti, görüş ya da arkadaşlar bilimsel içtihatları bilimsel yorum olarak karşımıza çıkıyor. Sorumuzun doğru cevabı Edirne seçeneğidir. Altını çizdiğim yer bizlere kesinlikle ama kesinlikle soruyu çözdürecektir. Tarihi yorum arkadaşlar kanun metninin kuralın koyulduğu dönemin şartları. Sistematik yorum kuralın ya da kanunun ülkedeki hukuk sistemi içindeki yeri. Gayi yorum diğer adıyla amaçsal yorum özellikle öğretmenlerim özellikle
kanunun ya da kuralın koyulma amacını. Yargısal yorum, yargı kurumlarının kanundan, kuraldan ne anlaması gerektiğini bizlere ifade ediyor. Lütfen dikkat, cevabımız Edirne seçeneği. Arkadaşlar 15 soru var. 15'i detaylı şekilde açıklayıp bitireceğim. Artık 1 saat mi, 70 dakika mı, 50 dakika mı bilmiyorum. 3 numara, aşağıda adları verilen düşünürlerden hangisi devlete ilişkin görüşlerinde sözleşme düşüncesine yer vermez arkadaşlar? Arkadaşlar, modern meşruiyetin kaynağı sözleşmedir. Ve sözleşme denilince aklımıza gelecek olan isimler Rousseau, Locke, Hobbes, Kant, Spinoza, Rawls. Bu adamlar arkadaşlar sözleşmecidir. Lütfen dikkat et buraya. Bakalım arkadaşlar, Hobbes var mı? Rawls var mı? Rousseau var mı? Locke var mı? Var. Ekstradan Kant ve Spinoza'yı da lütfen bilelim. Şimdi öğretmenlerim, Hegel sözleşmeci değildir. Hegel Almanya'da mutlak monarşiyi savunan bir isimdir. Özellikle Geist düşüncesiyle bilinir. Lütfen dikkat. Hegel'e göre insan doğası gereği kötüdür. Bu kötülüğü minimize edecek bir mutlak devlete ihtiyaç vardır. Yine insanın doğası gereği kötü olduğunu dile getiren bir diğer isim Thomas Hobbes'tir. Hobbes, Leviathan adlı eserinde özellikle şöyle bir benzetme yapar. Devlet öncesi döneme doğa durumu der. Bu doğa durumunda arkadaşlar insanın homo homini lupus olduğunu, yani birbirinin kurdu olduğunu, bu yüzden birbirlerine zarar verdiğini iddia eder. Bu zararın minimize edilmesi için de devletin olması gerektiğini düşünür ve der ki, ben ve korku devlet öncesi dönemde kol kola geziyorduk. Şükür ki devlet geldi, korkular bitti. O yüzden devlet sivil toplumun tanrısıdır. Lütfen dikkat. Bir diğer önemli isim Rawls'tır. Arkadaşlar Hobbes'taki ön plana çıkan kelimemiz, kavramımız, yani devletin varoluş amacı güvenliktir. Rawls'ta devletin varoluş amacı adalettir. Rawls arkadaşlar özellikle Kant'ın ödev ahlakını benimseyerek adalet kuramını ortaya atıyor. Jean-Jacques Rousseau arkadaşlar devletin var olma sebebini genel iradeye, yani genel istence dayandırır. Lütfen dikkat. Lütfen dikkat. John Locke ise arkadaşlar liberalizmin babasıdır. Bir kere bunu bilelim. Liberalizmin babası. John Locke'da devletin var olmasının iki önemli özelliği vardır ya da nedeni vardır. Bir, mülkiyeti korumak. İki, özgürlüğü korumak. Yani hakları. Şimdi John Locke'un devleti öğretmenlerim nasıl bir devlettir derlerse, sınırlı devlettir. John Locke'da ve liberalizmde durum budur. Sınırlı devlete liberalistler öğretmenlerim şey derler. Cebekçi devlet. Devlet kaosun kargaşanın olduğu dönemlerde gelsin. Kaosu kargaşayı sona erdirsin. Sonrasında arkadaşlar özgürlüklerimize müdahil olmadan geldiği gibi gitmesini de bilsin diyorlar. İşte hem John Locke'a göre hem de özellikle öğretmenlerim liberalistlere göre devlet bir gece bekçisidir. Lütfen dikkat ediniz. Bizler için cevabımız Hegel seçeneği, yani C seçeneğidir. Lütfen dikkat. İlk 3 sorudan yana aklınıza takılan bir soru işareti varsa lütfen yazınız. 4. soruya geçiyorum. Öğretmenlerim, gizli ideoloji benzetmesi yapılan bir kavram var. Gizli ideoloji özellikle öğretmenlerim, özellikle sanayi inkılabıyla beraber yaygınlaşan emperyalizm için kullanılıyor. Lütfen dikkat et buraya. Arkadaşlar cevabımız Adana seçeneği, fakat diğer seçeneklere de bir hep beraber bakalım. Komünizm, Marksizmin en ileri boyutu olup sınıfsız toplum yapısını savunan arkadaşlar bir ideolojik yaklaşımdır. Komünizmde, Marksizm'deki arkadaşlar özellikle proletarya devriminden sonra işçi sınıfı, yani alt sınıf bütün dünyaya hakim olacak. Böylece sınıfsız bir toplum anlayışı ön plana çıkacaktır. Lütfen dikkat.
Marx'a göre iki yerde sınıf yoktur. Bir, ilkel komünal toplumda. İki, komünist aşamaya ulaşmış olan toplumda. Komünizm, Marx'ın ütopyasıdır. SSCB eliyle bir dönem uygulanmaya çalışıldı, başarılı olamadı. Küba'da da uygulandığı söylene gelmektedir. Lütfen dikkat. Bir diğeri anarşizm. Sosyalizmden ortaya çıkar. Yani anarşizmin kökeni sosyalizmdir arkadaşlar, lütfen dikkat. Ve anarşizm devlete karşıdır. Daha doğrusu kurallara karşıdır. Tek kuralı vardır, o da kuralsızlık. Devleti ortadan kaldırmaya, insanı özgürleştirmek için var olan bütün kuralları ortadan kaldırmaya çalışır. Ve der ki, madem devleti kaldıracağız, o halde ne bekliyoruz? Devleti ortadan kaldırmak için ani bir hız ve bir şiddet tekelini savunur. Lütfen dikkat. Bir diğeri faşizmdir. Faşizm köken itibariyle öğretmenlerin Platon'a kadar gider. Üstün kişilerin yönetimini savunan bir yaklaşımdır. Ve faşizm dünyada özellikle ilk defa İtalya'da Mussolini ile beraber uygulamaya geçildi. Mussolini'nin unvanı arkadaşlar özellikle Duce'ydi. Scala Nutku adlı bir eseri vardı. Ve burada öğretmenlerim her şeyi devlet için ifade etmek için, devlet adına ifade ettiğini belirtmek için, her şey devlet içinde ve devlet için, hiçbir şey devlet dışında devlet için değildir benzetmesini yapan oldukça önemli bir isimdi. Politikası more nasyum, yani bizim deriz. Faşizm özellikle öğretmenlerim elitizmin 20. yüzyıldaki aşırı yorumudur. Faşizmin bir benzerini Almanya'da Führer ünvanıyla özellikle Hitler kurdu. Arkadaşlar Hitler'in kitabının adı Kavgam'dı. Politikasının adı Lebensraum, yani hayat sahasıydı. Yine bir benzerini öğretmenlerim özellikle Japonya'da Hirohito'yla Asyalıların yaklaşımıyla göreceğiz. Özellikle öğretmenlerim faşist eğilimli diktatör liderliklerden bir tanesi Cadillo olarak da bilinen Franco'nun İspanya'sıdır. Bir diğeri Salazar'ın Portekiz'idir. Lütfen dikkat et. Bir de sosyalizm var öğretmenlerim. Eşitliği savunan bir yaklaşımdır. Lütfen dikkat öğretmenlerim. Eşitlik boyutu üzerinden toplumsal ihtiyaçların devlet eliyle karşılanması gerektiğini savunur ve sosyalizm der ki devlet sınıf mücadelesinin bir ürünüdür. Sosyalizm kendi içinde ikiye ayrılır öğretmenlerim. Biz klasik sosyalizmi, özellikle klasik sosyalizmi eşitlik anlayışıyla görüyoruz. Bir de bilimsel sosyalizm var. Bunun diğer adı Mebbas kitaplarında geçer. Öğretmenlerim Marksizmdir. Tamam mı? Marksizmdir. Lütfen dikkat ediniz. Bizler için oldukça önem arz ediyor. Söz konusu sorumuzda cevabımız emperyalizmdir. Özellikle sömürgecilik. Arkadaşlar özellikle ilk çağ uygarlıklarında Fenikelilerde kolonicilik faaliyetleriyle. Yine İyon ve Yunan kolonilerinde var idi. Ardından coğrafi keşiflerle beraber sömürgecilik yaygınlaştı. Sanayi inkılabıyla beraber sömürgeciliğin yeni adı emperyalizm oldu. Ve günümüzde arkadaşlar özellikle sömürgecilik küreselleşme süreciyle beraber arkadaşlar hegemonya oluşumuyla beraber karşımıza çıkar. Lütfen dikkat ediniz. Cevabımız burada Adana seçeneğidir. Haberiniz olsun. Bir diğeri öğretmenlerim. 5 numara. Peter Benanson imzasıyla yayınlanan Unutulmuş Mahpuslar adlı makaleyle başlayan süreçte kurulan özellikle insan hakları evrensel beyannamesi kapsamında faaliyet gösteren en önemli kuralı ülke kuralı olan 1961 yılında Londra'da kurulan özellikle öğretmenlerim özellikle etnik köken, din, dil, köken, rengi, insanca yaşama onuruna sahip olan herkesin arkadaşlar sırf düşünceleri yüzünden tutuklanarak hapse atılmış olan insanların serbest bırakılması için faaliyet gösteren oluşumun adı Uluslararası Af Örgütü'dür. Lütfen dikkat. Özellikle işkenceyle mücadele, hapishanelerdeki işkenceyle mücadelede karşımıza çıkan önemli bir oluşum. Bir diğeri Avrupa Konseyi'dir arkadaşlar. Özellikle 5 Mayıs 1949 tarihinde Avrupa'da 2. Dünya Savaşı sürecinin ardından Avrupa'yı yeniden imar edebilmek, Avrupa'da insan hakları ve ırkçılıkla mücadele edebilmek için kurulmuştur.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi arkadaşlar Avrupa Konseyi'ne bağlıdır. AİHM dediğimiz arkadaşlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tam olarak buradadır. Merkez Fransa'nın Strasbourg kentidir. Türkiye buraya kurucu üyedir. Lütfen dikkat. Bir diğer arkadaşlar Temel Haklar Ajansı özellikle Avrupa'da antisemitizm ve ırkçılık alanında çalışır. Arkadaşlar bir diğeri Birleşmiş Milletler San Francisco Konferansı'nda arkadaşlar kurulan bir oluşum. Türkiye buraya da kurucu üyedir. Özellikle Birleşmiş Milletler'e bağlı bir arkadaşlar Lahey Adalet Divanı vardır. Lahey Adalet Divanı da insan hakları noktasında çalışır. Merkezi Lahey yani Hollanda'dır. Arkadaşlar bir de Pen Kulübü var. Eli kalem tutan, pencil tutan, yazar, şair gibi arkadaşlar şairlerin düşünce özgürlüğü için çalışır. Lütfen dikkat. Söz konusu oluşumda arkadaşlar özellikle dünyanın birçok ülkesinde karşımıza çıkıyor. Haberiniz olsun. Arkadaşlar eğer Uluslararası Af Örgütü ile ilgili bir soru gelirse %100 şu yuvarlak içerisinde aldığım özelliği görürsünüz. Bakın 99 değil. %100. ÖSYM bunu kesinlikle bu şekliyle sorgular. Lütfen dikkat ediniz arkadaşlar. Bizler için önemlidir. Arkadaşlar ilk 5 sorudan yana yani siyaset bilimindeki sorulardan yana aklımıza takılan soru işareti yaratan bir durum var mıdır? Varsa lütfen söyleyiniz. Yoksa devam edeceğim arkadaşlar. Var mıdır? Yok herhalde. Evet, devam ediyorum. Thomas Kuhn tarafından ortaya atılan bu yaklaşım bilimin sürekli biriken bir bilgi olmadığını. Bu yüzden de arkadaşlar bir takım sıçramaların olduğunu iddia eder. Söz konusu yaklaşım paradigma kavramı üzerinden karşımıza çıkar. Öğretmenlerin paradigma kavramı bir bilim adamının ya da bir toplumun bakış açısıdır. Paradigma kavramını bilelim. Arkadaşlar A, B, C ve E seçenekleri bilim anlayışıdır. Soruda Thomas Kuhn özellikle öğretmenlerin bilimin bir takım sıçramalarla günümüze geldiğini iddia etmeye çalışmıştır. İşte bunu devrimci bilim anlayışıyla ifade ediyor öğretmenlerim. Lütfen dikkat ediniz. Bir de Denizli seçeneğinde arkadaşlar etkinlik olarak bilim anlayışı vardır. İşte burada arkadaşlar etkinlik olarak bilim anlayışı noktasında şu söz konusudur. Arkadaşlar normalde bilimin iki boyutu söz konusudur. Kimileri ürün der, ürün olarak bilim. Bunlar sonuca bakar. Yani bilimsel faaliyetin sonucunda muhakkak bir somut ürün lazımdır bunlar için. Tamam mı? Bir de arkadaşlar, bir de işin süreç olarak bilim kısmı var. Yani etkinlik boyutu. Etkinlik olarak bilimde arkadaşlar bir süreç lazım. Eğer sonuçta bir ürün ortaya çıkmamışsa bile yapılan etkinliğin adı bilimdir arkadaşlar. Yapılan etkinliklerin tümü bilimdir. Lütfen dikkat ediniz. Söz konusu bilim anlayışlarını ve bilime yönelik arkadaşlar ürün mü ya da özellikle etkinlik mi boyutunu böylece soru üzerinde görmüş olduk. Arkadaşlar mantıkçı pozitivistlere Viyana çevresi deniliyor. Lütfen dikkat ediniz. Viyana çevresi. Özellikle yanlışlamacı bilim anlayışı yanlışlarla doğruyu bulmaya çalışıyor. Çoğulcu bilim anlayışı da bilimsel anlamda birden fazla doğrunun olabileceğini, doğruya farklı yollarla gidilebileceğini iddia ediyor. Lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Bizler için oldukça önemlidir. Evet. Buhar makinesini sanayinin diğer alanlarında da kullanarak
sanayi inkılabının gelişmesini sağlayan isim kimdir diye sorduk öğretmenlere. Arkadaşlar, MEP Sosyal Bilgiler ders kitaplarında geçen, 7. sınıf ders kitabında geçen isimlerdir. Deniz Papin, arkadaşlar, düdüklü tencere deneyleri sonrası buhar makinesini bulandır. Fransız Nikel'dir. Buhar makinesini buldu. Makinesini yaptı. Arkadaşlar, James Watt söz konusu buhar makinesini sanayinin diğer alanlarına da yayan isimdir. Lütfen dikkat ediniz. Thomas Savery buhar makinesini öğretmenlerim özellikle maden alanında buhar gücünü kullanıyor. Richard Rivich buharlı lokomotif yapıyor. James Hargreaves öğretmenlerim özellikle sanayi inkılabı sürecinde iplik eğirme makinesi yapacak. Ha. Eğirme makinesi neden önemli? Öğretmenlerim, sanayi inkılabı 1750 yıllarda İngiltere'nin Manchester kentinde başlayacak. Ama hangi alanda başlayacak? İplik eğirme, yani tekstil alanında başlayacak. Bu sebeplerden ötürü bizler için oldukça önem arz eder ve sanayi inkılabı beraberinde emperyalizmi arkadaşlar ortaya koyacak. Lütfen dikkat. Yasin öğretmenim, MEP kitaplarında buharlı lokomotifin mucidi olarak Richard Trivich geçti. Haberiniz olsun. 8 numara. Toplumsal değişmeyi açıklama noktasında açıklamak için bir takım kuramlar var. Büyük boy kuramlar, orta boy kuramlar ve küçük boy kuramlar. Öğretmenlerim, özellikle büyük boy kuramlar arasında organizmacı yaklaşım var. Toplumu bir organizma olarak görüyor. Evrimci yaklaşım var. Toplumun evrim geçirdiğini iddia ediyor. Bir de özellikle öğretmenlerim diyalektik yaklaşım var. Toplumun iki büyük zıt güç etrafında şekillendiğini iddia ediyor. Çatışmacı yaklaşım, toplumun uyarlanması, toplumun arkadaşlar huzuru, uzlaşı için çatışmayı savunuyor. İşlevsel yaklaşım toplumda her şeyin işlevini yerine getirmesini iddia ediyor. 4 ve 5 öğretmenlerim orta boy kuramlar içerisindedir. 1, 2 ve 3 öğretmenlerim özellikle büyük boy kuramlar içerisindedir. Lütfen dikkat et. Büyük boy kuramlar arkadaşlar, büyük boy kuramlar çağlarla ilgilidir. Tamam mı? Orta boy kuramlar 30-50 yıllık dönemlerle ilgilidir. Bir de arkadaşlar özellikle küçük boy kuramlar var. Küçük boy kuramlar ise birey toplum etkileşimi, grup toplum etkileşimi üzerinde durur. Arkadaşlar, bireyci kuramlar var. Bir de grup kuramları var. Burada birey değişirse toplum değişir. Burada grubun değişmesi toplumun değişmesine neden olur deniliyor öğretmenlerim. Özellikle toplumsal değişimi açıklama yönelik ortaya atılan kuramlar tam olarak bu şekliyle arkadaşlar. Üç ana başlıkta büyük boy, orta boy ve küçük boy diye. Büyük boy kuramlar üç tanedir: organizmacı, evrimci ve arkadaşlar özellikle diyalektik kuram. İşte bu açıdan baktığımızda arkadaşlar cevabımız Adana seçeneğidir. Orta boy kuramlar 30-50 yıllık dönemlere bakar. Küçük boy kuramlar birey ve grubun değişiminin topluma yansımaları üzerinde durur. Lütfen dikkat ediniz. Bizler için oldukça önem arz eder. Bir diğeri, Rudolf'un cetvelleriyle eseriyle tanınan isim kimdir? Öğretmenlerim, baktığımızda Galile Galileo. Özellikle öğretmenlerim, dünyanın dönüşü, evren modelleri üzerine Batlamyus'un tersi görüşler ortaya atacak. Kilisenin işine gelmeyecek görüşler ortaya atacak. Ve Galile Galileo Engizisyon Mahkemesi de yargılanacak. Kendisi fikirlerini geri çekmek zorunda kalacak. Fakat ben ne kadar da geri çekersem çekeyim, dünya güneşin etrafında dönüyor diyecektir. Lütfen dikkat. Kopernik, Batlamyus'un yer merkezi teorisini çürüterek güneş merkezli bir teori ortaya atacak öğretmenler.
Heliosantrik diyeceğiz biz buna. Heliosantrik. Bakon özellikle tarihte iki tane bakon vardır Avrupa tarihinde. Biri Roger Bacon'dur. Biri Francis Bacon'dur. Bunları bir konuşalım. Roger Bacon arkadaşlar Orta Çağ'ın sonunda yine akla deneye önem verecek. Buna olağanüstü doktor diyecekler. Olağanüstü doktor diyecekler. Avrupa'nın Orta Çağ Avrupa'sından önemli isimlerinden bir tanesidir. Bir diğeri Francis Bacon ise Francis Bacon özellikle öğretmenlerim kendisi deney yönteminin dayanak noktasıdır. Deney yöntemi. Yani yöntemi bilimsel anlamda ilk kullanan isim olarak kabul ediyor. Bir de bunun bir tane ütopyası var. Yeni Atlantis. Yeni Atlantis'te bilime önem veriyor ya, ülkeyi bilim adamları yönetiyor. Ve Yeni Atlantis'te ülkeyi yöneten heyetin olduğu yerin adı Süleyman Evi denilen arkadaşlar bilimsel bir alandır. Lütfen dikkat et, bizler için önemlidir. Bir diğeri Batlamyus'tur öğretmenlerim. Batlamyus Orta Çağ Kilisesi'nin savunduğu arkadaşlar yer merkezli teorinin sahibidir. Arkadaşlar Kepler ise özellikle astronomi alanında çalışmalar yapan Rudolf'un Cetvelleri adlı eserle bilinen isimdir. Cevabımız Edirne seçeneğidir. Lütfen dikkat ediniz arkadaşlar. Bizler için oldukça önem arz eder. Haberiniz olsun. 10 numara. Bir bilimsel gelişme uygarlık eşleştirmesi sorusu öğretmenlerim. Yapılan yukarıdaki bilimsel gelişmeler, teknik buluşlar uygarlıklarla eşleştirildiğinde hangi uygarlık dışarıda kalır diye sorduk arkadaşlar. A hesabı kimde? Mısır'da. Mısır'da arkadaşlar özellikle astronomi dinle beraberdir. Ve Mısır'da öğretmenlerim özellikle Tapu Kadostro, özellikle Güneş takvimi, özellikle öğretmenlerim geometri, yine mumyacılık, tıp, anatomi, eczacılık gibi alanlar gelişme göstermiştir. Lütfen dikkat. Lineer A ve Lineer B yazıları arkadaşlar Girit'tir ve Girit çözülemeyen yazılardır. Knossos Sarayı'nda arkadaşlar, Knossos Sarayı'nda Lineer A ve Lineer B ile yazılmış olan yazılar vardır. Henüz çözülememiştir. Lütfen dikkat ediniz. Özellikle Girit boyutu üzerinden Knossos Sarayı çok önemlidir. Ugarit alfabesi, öğretmenlerim Ugarit alfabenin çıktığı yerdir. Yani Fenike şehridir. Fenikeliler cam, yelken gibi teknik buluşları da kullanmışlardır. Lütfen dikkat. Yine Fenikeliler ilk çağda özellikle arkadaşlar sömürgecilik noktasında en ileri giden topluluktur. Sömürgelilerin ne arkadaşlar? Kolonilerini sömürge olarak gördükleri için kolonicilik noktasında gelişen bu uygarlık çok da kolonilerde uzun süre kalamamıştır. En önemli kolonisi Kartaca'dır. Kartaca için arkadaşlar özellikle 150 yılda 3 defa Roma ile savaşmışlardır. Kipu ise öğretmenlerim Azteklerin ortaya koyduğu düğümleme üzerine ortaya konulmuş olan bir hesaplamadır. Lütfen dikkat et buraya. Fakat burada öğretmenlerim Sümerlere yönelik herhangi bir teknik buluş veyahut bilimsel buluş söz konusu değildir. Peki Sümerler deyince aklımıza ne gelecek? Ziggurat ve buna bağlı olarak astronomi. Astronomiye bağlı olarak ay takvimi öğretmenlerim. Lütfen dikkat. Özellikle öğretmenlerim Gılgamış Destanı yine Sümerler'dedir. Sümerler'de yazı boyutu söz konusudur. Özellikle öğretmenlerim çivi yazısını bulacaklar. Ve özellikle yine baktığımızda lütfen dikkat edin. Tekerleği kullanan uygarlık olarak arkadaşlar Sümerleri görüyoruz. Arkadaşlar Mısır'a bir geri dönelim. Mısır'da da iki tane yazı türü vardı. Aslında Mısır'ın ana yazısı hierogliftir. Amenna. Ona bir şey demiyoruz. Hieroglif resim yazısıdır. Ve hieroglifi Fenikeliler alıp geliştirip alfabeyi bulacaklar. Bununla beraber halkın ve rahiplerin kullandığı hieratik ve
Demotik adlı iki tane daha yazı söz konusudur arkadaşlar. Lütfen dikkat ediniz. Bizler için önem arz ediyor. Haberiniz olsun. Özellikle arkadaşlar Linar, Alinar ve derse Girit. Girit derse saraylar aklınıza gelsin. Bir de oda mezarlar var. Girit Ege'de kurulan en eski uygarlıktır. Bunu da lütfen unutmayınız arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Haberiniz olsun. Bir diğer sorumuz. Bir sosyal antropoloji sorusu. Topluma ya da ulusal kimliğe yabancı olan ya da yabancı olduğunu algıladığı kişileri reddeden, dışlayan, sıklıkla kötüleyen tutumlar, ön yargılar ve davranışlar şeklinde tanımlanan, anlam olarak da yabancı korkusu, yabancı düşmanlığı, öteki karşısında kaygı duyma, kendinden olmayanı uzaklaştırma, yakın olmayana karşı güvensiz hissetme gibi anlamları olan kavram hangisidir? Öğretmenim, lütfen dikkat. Relativizm göreceliktir. Bir. Xenofobizm yabancı kültür düşmanlığıdır. Yabancı kültür düşmanlığıdır. Arkadaşlar, ksenosantrisizm kültür merkezcilik. Kendi kültürünü merkeze alırsın. Etnosantrisizm arkadaşlar özellikle yine kişi ne yapar? Kendi kültürünü merkeze alır. Ve bu kültür merkezlikte öğretmenim şöyle diyelim. Şurayı bir düzeltmem lazım, pardon. Arkadaşlar, ksenosantrisizm yabancı kültür merkezliliği. Oraya eksik yazmışız. Yabancı kültür merkezciliği. Merkezciliği. Arkadaşlar, relativizm görecelik. Eksik bilgi vermeyelim. Ksenofobizm öğretmenlerim yabancı kültür düşmanlığı. Xenofobi yabancı düşmanlığı. İşte ben sizden bunu istedim. Yabancı düşmanlığı. Etnosantrisizm öğretmenlerim kültür merkezlilik. Şimdi örneklerle bakalım. Arkadaşlar, kişi kendi kültürünü merkeze alır, başka kültürleri kötüler. Etnosantrisizm. Mesela güreşi izliyorsunuz, güreş sporuna hate be, ata sporu diyorsunuz. Ama sumo güreşini görünce arkadaşlar ne diyorsunuz? Barbarlık. Relativizm her şeyi o topluma göre değerlendirmektir. İşte relativizmi ön plan alırsanız etnosantrisizme engel olursunuz. Ksenosantrisizm her şeyi yabancı daha iyi bilir. Hani Necip Fazıl der ki namaz işte batıdan gelseydi toplum namaz kılardı. Ülkemizde yabancıyı, Avrupa'yı böyle seven bir takım tipler vardır. İşte bu yabancı kültür merkezcilidir. Özellikle arkadaşlar Tanzimat ve Islahat dönemlerinde yine özellikle Tanzimat ve Servet-i Fünun edebiyatlarında bunun örnekleri vardır. Ksenofobizm yabancı kültür düşmanlığıdır. Lütfen dikkat et. Ama eğer sana doğrudan yabancı düşmanlığı diyorsa, kaygı diyorsa cevabın Denizli olsun. Tamam mı? Cevabın Denizli olsun öğretmenim. Lütfen dikkat et. Bizler için oldukça önem arz eder. Bir diğer sorumuz. Avcılık ve toplayıcılıktan. Yerleşik hayata geçmesi günümüzden yaklaşık 10 bin yıl öncesine kadar dayanır. Biliyorsunuz paleolitik dönemde ve mezolitik dönem boyunca insanlar avcı ve toplayıcı olarak yaşamlarını sürdürdüler. Özellikle öğretmenlerin bu avcılık ve toplayıcılık boyutu üzerinden baktığımızda özellikle ama özellikle insanlar neolitik devrimle beraber, neolitik devrim unutma Filistin coğrafyasında karşımıza çıktı. Neolitik devrimle beraber insanlar ne yaptılar öğretmenlerim? Özellikle toprağa yerleşmeye başladılar. Toprağa yerleşmeyle beraber yerleşik yaşam köyler gittikçe büyüdü ve şehirlere zemin hazırladı. İşte bu durumda öğretmenlerin bazıları yerleşik hayata geçmediler. Tarımdan ziyade hayvanla uğraşmaya devam ettiler. İşte o hayvanlarla uğraşmaya devam eden toplumlara biz göçebe toplum diyoruz, çoban toplumları diyoruz ve hayvancı toplumlar diyoruz. Öğretmenim bahçeci toplum tarıma geçenlerin gelişmiş aşamasıdır. Lütfen dikkat et. Bizi ilgilendiren işin hayvan evcilleştirmesi boyutuyla devam edenler yani
hayvancılığa devam edenlerdir. Bu sebepten ötürü cevabımız 1, 2 ve 4 numaradır öğretmenlerim. Lütfen dikkat. Cevabımız Bursa seçeneğidir. Yine baktığımızda bir diğer sorumuz. Aileyi birlikte oturan iki yetişkin cinsin toplum tarafından evliliğin onaylanması neticesinde cinsel ihtiyaçlarını karşılamaları, bu evli çiftin kendilerini veya evlat edinilmiş bir veya birkaç çocuğun bulunduğu sosyal bir birim şeklinde tanımlamıştır. Ailenin tüm toplumlarda cinsel, ekonomik, eğitsel ve çoğalma şeklinde dört temel işlevi olduğunu ileri sürmüş. Özellikle arkadaşlar temel çalışmalarında akrabalık ve akrabalık sistemlerini altı grupta toplamıştır. Söz konusu isim kimdir öğretmenlerim? Özellikle Marduk'tur. Lütfen dikkat. Öğretmenlerim, Morgan toplumsal evrim noktasında çalışmalar yapmıştır. Tyler kültürün tanımını yapan, en geniş tanımını yapan, yine evrim noktasında çalışmalar yapan primitif kültür yani ilkel kültür kitabının yazarıdır. Benedict arkadaşlar özellikle kültür tipleri noktasında Diyonistik kültür benzetmesini ortaya koyan isimdir. Apollon tipi kültür ve Diyonisyak tipi kültür benzetmesi yapan isim Ruh Benedict'tir. Yine Benedict arkadaşlar özellikle potlaç kültürü üzerine çalışmalar yapan ilk isimdir. Potlaç özellikle öğretmenlerim Malinezya, Mikronezya gibi bölgelerde Pasifik dolaylarında kişilerin kendini kabul ettirmek için mal varlıklarını kullanarak bir takım şölenler düzenlemeleri, halka bir takım yiyecekler, ürünler dağıtmalarıdır. Benedict bunu incelerken diyor ki, tamam amenna diyor. İşte mal mülkü dağıttın, hediyeler verdin ama şuna hayret ediyor diyor ki, hani bu yemek yenilen yer, ürünlerin, hediyeliklerin bulunduğu yer. Diyor ki son etapta orayı niye yağmalıyorlar? Ben onu anlamadım diyor. İşte bu arkadaşlar potlaç kültürüdür. Potlaç kültürü öğretmenlerim bizdeki hanı yağma, Türklerdeki hanı yağma geleneğine benziyor öğretmenlerim. Lütfen dikkat. Coover arkadaşlar kimdir bilen var mı? Coover arkadaşlar katasforizm tufan kuramı noktasında arkadaşlar önemli bir isimdir. Toplumların özellikle geliştiklerini, zamanla bir tufanın, bir doğal afetin, bir felaketin yaşandığını, toplumların yeniden sıfırlandığını, bakiyenin yeniden sıfırlandığını, bilgi birikiminin, teknolojinin yeniden sıfırlandığını, tekrardan yavaş yavaş aşamalarla yükseldiğini iddia ediyor. Hoover'ın arkadaşlar katastrofizm kuramına lütfen dikkat ediniz. Bizler için oldukça önem arz eder. Haberiniz olsun. 14 numara. Avcı ve toplayıcı toplumların temel örgütlenme biçimi aşağıdakilerden hangisidir dedik öğretmenlerim. Avcı ve toplayıcı toplumlara baktığımızda paleolitik dönem boyunca yine özellikle mezolitik dönem boyunca avcı ve toplayıcı toplumlar var. Söz konusu toplumlar özellikle öğretmenlerim. Bir, av hayvanını daha kolay arkadaşlar avlayabilmek. İki, yırtıcı hayvanlardan korunabilmek. Üç, avlanma ve toplanma etkinliklerini bir arada yapabilmek amacıyla. İlkel komünel yaşam tarzının görüldüğü arkadaşlar bir yaşamla beraber ortalama 25 ile 100 ya da kaynaklarda yine 30 ile 100 kişilik gruplar halinde yaşamışlardır. Söz konusu gruplara biz takım adını veriyoruz. Lütfen dikkat ediniz öğretmenlerim. Bizler için oldukça önem arz eder. Klan arkadaşlar bir takım dini ritüeller etrafında birleşen, bir takım dini simgeler etrafında birleşen insan topluluğudur. Arkadaşlar aile sosyolojide toplumun temelidir. Kabile antropolojide kültürün temelidir. Şeflik ise arkadaşlar yönetimin evrimi noktasında karşımıza çıkan bir dönemdir. Lütfen dikkat. Özellikle avcı ve toplayıcı dönemlerde arkadaşlar özellikle erkeğin avladığını, kadının arkasından toparlandığını lütfen unutmayınız. Avcılık ve toplayıcılık etkinliklerinin noktasında arkadaşlar aşölyen, oldovan teknolojilerinin zamanla gelişkin olduğunu ve özellikle insanların böylece daha kolay bir şekilde av faaliyetlerini gerçekleştirdiğini biliyoruz. Ve bütün paleolitik boyunca ve yine bütün mezolitik boyunca insanlar avcılık ve toplayıcılıkla yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Lütfen dikkat ediniz. Bu takım adı örgütlenmelerle beraber karşımıza çıkıyor. Haberiniz olsun arkadaşlar.
bizler için oldukça önemlidir. Bir de medeniyet tarihi noktasında bir soruya bakalım. Anadolu'nun özellikle batı kesiminde hissedilen yeni nüfus hareketleri etkilerini Orta ve Kuzey Anadolu'da göstermiş. Nüfusla koşut olarak yerleşmelerin sayısında artış olmuş ve giderek bu bölgede Anadolu uygarlığı tanımına uygun bir kültürel birliğin doğmasına zemin hazırlamıştır. Söz konusu dönem hangisidir öğretmenlerim? Özellikle mezolitik dönem, epipaleolitik olarak devam eden dönemdir. Mikrolit ve kompozit aletler bu dönemdir. Neolitik dönemde özellikle öğretmenlerim insanlar yerleşik hayata geçmişlerdir. Lütfen dikkat. Kalkolitik dönem sorunumuzun cevabıdır. Hem Anadolu uygarlığının hem de arkadaşlar hem de özellikle Mezopotamya uygarlıklarının temeli kalkolitik dönemde atılmıştır. Kalkolitik dönemin geç kalkolitik evresinde arkadaşlar bu durum yaşanıyor. Lütfen dikkat. Bir de Tunç arkadaşlar bronz çağı var. Özellikle Tunç Çağı'nın ortasında Asur ticaret kolonileri çağında Anadolu'ya yazı gelmiştir. Bir de arkadaşlar demir çağı söz konusudur. Maden çağlarının sonuncusu tarih öncesi dönem boyutunun sona ermesi olarak karşımıza çıkıyor. Tarih öncesi dönemde arkadaşlar çağlar sınıflandırılırken kullanılan malzeme bizler için temel kriterdir. Özellikle öğretmenlerin baktığımızda burada nüfus hareketlerinin yaşandığını Ege göçleriyle beraber Boğazlar üzerinden trakların geldiğini, özellikle Anadolu'da zamanla Hititlerin yıkılacağını, bu göçler sonucunda Truva'nın yağmalanacağını, Frigya'nın kurulacağını, Girit uygarlığının zayıflayacağını, Mısır'ın talan edileceğini lütfen unutmayınız. Kalkolitik çağ, geç kalkolitik boyutu üzerinden Anadolu ve Mezopotamya temellerinin, Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının temellerinin atıldığı dönemdir. Lütfen dikkat ediniz arkadaşlar. Bizler için oldukça önem arz eder. Burada özellikle öğretmenlerim yönetimin siyasa evrimi boyutu üzerinden şunları lütfen biliniz. İlişkili boyutta köyler derse neolitik diyebilmeniz lazım arkadaşlar. Özellikle şehirler derse kalkolitik diyebilmeniz lazım. Yine şehir devletleri yani siteler arkadaşlar karşımıza Hun çağında çıkar. İmparatorluklar ise arkadaşlar özellikle demir devrindedir. Lütfen dikkat. Bu devlet formunun siyasal evrimidir. Yönetim biçiminin evrimi noktası ise arkadaşlar şöyledir. Bunu şuraya aldım. Yönetim biçiminin siyasal evriminde ise arkadaşlar antik Yunan'da özellikle aristokrat cumhuriyetler var. Orta Çağ Avrupa'sında arkadaşlar ne var? Feodal yapılanmalar var. Yeni Çağ'da mutlak monarşiler var. Ve özellikle arkadaşlar yakın Çağ'da ulus devletler var. Bu taraf arkadaşlar yani sol taraf köy, şehir, şehir devleti, imparatorluk. İşin yapı boyutudur. Sağ taraf işin yönetim boyutudur. Lütfen dikkat ediniz öğretmenlerim. Bizler için önem arz eder. Özellikle burada site yapılanmasının Mezopotamya'da görüldüğünü, Mısır'da Nom adlı şehir devletlerinin olduğunu lütfen unutma. İmparatorlukların ilk örneklerinin arkadaşlar Akatlar olduğunu lütfen bilelim. Özellikle öğretmenlerim, köy boyutu üzerinden zaten ilk köy biliyorsunuz Diyarbakır. Şehirler kalkolitik dönemde karşımıza çıkıyor. Burada arkadaşlar kalkolitik dönemde nüfus arttığı için şehir sayısı zamanla artacak. Şehirler artık merkezden çevreye doğru yayılacak. Böylece arkadaşlar zamanla şehir devletleri kurulacaktır. Lütfen dikkat ediniz arkadaşlar. Bizler için oldukça önem arz eder. Tamam mıyız? Var mı sıkıntı? Aklınıza takılan, soru işareti yaratan bir durum varsa lütfen yazınız arkadaşlar. Özellikle öğretmenlerim, tek düzen bünyesinde bu tarz dersler yapıyoruz. Zaten arkadaşlar da sık sık linkler paylaştılar. Aklınıza takılan, soru işareti yaratan durumlar var ise kayıt noktasında tek düzenle sosyal medya üzerinden, telefon numaralarından, sitedeki
Yazışma adreslerinden arkadaşlar ulaşabilirsiniz. Tek uzamda biz özellikle sosyal bilgiler ÖABT derslerini böyle detaylı anlatımlarla bir soruyla onlarca bilgi vererek gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Aklınıza takılan kayıt noktasında merak ettiğiniz bir şeyler var ise kurumla irtibata geçebilirsiniz. Bu akşamlık bu kadar. Bir iki hafta sonra bir de alan eğitiminden 15 tane soruyu böyle detaylı bir anlatımla çözümlemeye çalışacağım inşallah. Kendinize çok çok iyi bakınız. Hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Şimdiden umarım emeklerinizin karşılığını tez vakitte alırsınız diyorum.